Hiç düşüncelerinizi düşündünüz mü? Ya da hiç onları gözlemlediniz mi? Düşünce nedir? Nereden gelir? Duygularımızla düşüncelerimiz arasındaki ilişki nedir? Veya düşünce ve inançlar arasındaki ilişki. Hiç kendi düşüncelerinizi, inançlarınızı sorguladınız mı? Veya o düşünceleri kontrol edebiliyor musun? Değiştirebiliyor musun? Ama düşünceler çok ilginçtir ya. Gerçekten bu düşünceleri gözlemlediğinizde hiçlikten geldiğini ve o hiçlikten gelen düşüncelerin seni nasıl yönetebileceğini, hatta ayık olduğun her an onların geldiğini, hatta günde 80 bin tane falan geldiğini duymuştum. Dikkatini nasıl çaldığını, davranışlarını, duygularını nasıl etkilediğini görebilirsin aslında. Biraz oturup zihnimizi görme, gözetleme fırsatı bulursak kafamızda aslında birçok şeyin döndüğünün farkına varırız. İlk meditasyon yapmaya başladığım zamanı hatırlıyorum. Düşüncelerimi sakinleştirmeye, kafamı boşaltmaya çalışıyordum. İşte o zaman kafamın nasıl full seslerle dolu olduğunu anlamıştım. Hatta ilk meditasyona başlayıp sessizce hareket etmeden durunca nasıl bir sınır geldiğini bile biliyorum. Sabırsızlık hali. İşte çoğu kişinin başladığında pes etmesinin sebebi de budur. Eğer yıllarca o düşüncelerle yaşamaya alıştıysan, bağımlı olduysan, onlardan kurtulmaya çalışmak nefesini durdurup kendini öldürmek gibidir. Sanki imkansız yapmak gibi. Ama meditasyon bundan ibaret değildir. Yani sadece kafayı sessizleştirmek değildir. Asıl o düşünen zihnin ötesindeki hiçliğe, sessizliğe, yani o düşüncelerin yükseldiği sessizliğe varmaktır. O boşluğa, yani onu yükselten, azaltan götüren o boşluğa. Onu bir bulutların geçtiği gökyüzü olarak görebilirsin. O gökyüzü, o boşluktur. O bulutlarda gelip geçen düşüncelerdir. Gerçekten o boşlukta, o hissizlikte bulunmak çok engin bir tecrübedir. Seni çok özgür hissettirir. Sadece o düşüncelerin nasıl gelip nasıl geçtiğini gözlemlemek bile harikadır. Ama işte onlar nereden gelir, ne olur, nereye gider? Çoğunlukla düşünceler zihnin gerçek hayata referans alarak yorumladığı, çarpıttığı gerçek olmayan enerjilerdir. Yani zihnin yorumlamasıdır aslında. Yani bir nevi fikir, önyargılar, kişilik, ego, bakış açısı birleşir ve ortaya bunlar çıkar. Yani bir nevi spekülasyon da diyebiliriz, tahmin de diyebiliriz. Ama bu düşünceleri doğru veya gerçek yapmaz. Hatta şu düşünceler yanlış bir algı bile olabilir. Çünkü bakış açısı ve anlayış kapasitemiz sınırlıdır. Her şey senin kendi perspektifinden, kendi bakış açısından sınırlı bir şekilde yaratılır. Ama asıl problem burada düşünceler değildir. O düşüncelerin doğru olduğuna kör körüne inanmaktır. Ne düşünce gelirse gelsin onlara atılıp onların doğru ve gerçek olduğunu zannediyoruz. Ama onlar gerçek değildir. O zihnin kendi sınırlı bakış açısıyla oluşur. Bazen doğru yorumlamalarda düşünceler de olabilir tabii ki de. Ama özellikle bir bakın, bizim hayatta, dünyada, insanlar hakkındaki çoğu düşüncemize bakarsanız, hatta kendimiz hakkındaki düşüncelerimize bakarsanız çoğu doğru değildir. Sadece fikir ve yargılardır. Bunu maalesef ki diyorum çünkü çoğu düşünceler bize acı, cefa yaratabiliyorlar. Hatta çoğu o hissettiğimiz duyguların sebebi o gerçek olmayan düşüncelere bağlanıp inanmaktır. Gerçekten o derinden kendini gözlemler, o düşüncelerin nasıl gelip geçtiğini görürsen, gerçekten derinden o duygularını gözlemlersen, duygularının hep düşüncelerden sonra geldiğini, ortaya çıktığını göreceksindir. Hiç farkına vardınız mı? Örneğin iki kişi aynı durumla karşı karşıya geldiğinde biri mutlu olabiliyor, biri de üzgün olabiliyor. Tabii ki de onları onu hissettiren o olay değildir. Kendi içindeki düşünceleri, kendi bakış açılarıyla yarattıkları düşüncelerdir. Ve onu yorumlayan, onu çarpıtan zihni kendi bakış açısıyla düşünceler oluşturur. Ona insan direkt atılır ve sonrasında dediğim gibi biri mutluluk, biri de üzüntü hissedebilir. Yani o duygu oluşur, düşünceler sonrasında ona kapılırız. Birçok kişi soracaktır, düşünceleri nasıl kontrol edebiliriz? Nasıl bu negatif düşünceleri çıkartabiliriz hayatımızdan? Unutmayın, zihin, ego sürekli küçük bir çocuk gibi konuşur. Ama onları durdurmaya çalışırsanız gözlemleyin, üstüne daha da çok düşünceler artmaya başlar. Yani durdurmaya çalışsam bile daha da şiddeti artar, o düşünceler daha da sık gelmeye başlar. Mutlaka bir tecrüben olmuştur. Hatta o düşüncelerle çatışmaya başlarsın. Sürekli geliyor, hayır gelme gelme diye sürekli reaksiyon gösterirsin. Daha da artar, sinir, stres bile yapabilir. Çünkü onu oluşturan, o düşünceyi getiren zihni kullanarak o düşünceyi götüremezsin. Sen o düşünce geldiğinde ona reaksiyon gösterip sen de onu durdurmak için başka bir düşünce yaratıyorsun. Yani düşünceyi durdurmaya çalışırken sen otomatik bir düşünce yaratıyorsun. Bunu gören bir beyin diyor ki, bak ben düşünce yarattığımda Hüseyin reaksiyon gösteriyor ve o da düşünce yaratıyor. Demek ki ben bu düşünceleri sürekli getireyim.
enerjimi sarf edeyim çünkü Hüseyin kullanıyor. Ama eğer sen o düşünceler geldiğinde bırakır, izin verirsen gelmesine ve bir şey yapmazsan, sadece gözlemlersen, o zaman zihni görecek ki Hüseyin bunlara reaksiyon göstermedi. Bunları getirmemin bir anlamı yok. Zaten reaksiyon göstermiyor. Bir getirir, iki getirir, üç getirir. Emin olduktan sonra artık kendi enerjisini de zihin harcamaz ve düşünceler gelmez. Yani bir şeyi yapmamalısın. Yani düşünceyi düşünce yaratarak, efor sarf ederek, reaksiyon göstererek götüremezsin. Bu ateşe benzin atmak gibi bir şeydir. Kafana ne düşünce gelirse gelsin, başarısızsın, kötüsün, yanlış yaptın, yakışıklı değilim, salam. Yani bir şeyler gelebilir yani ama ne gelirse gelsin, eğer ona reaksiyon gösterip tutunursan sonrasında duygu gelir. Utanç, sinir, üzüntü, depresyon, her şey olabilir. İşte bunların, bu duyguların oluşması için sen o düşüncelere reaksiyon gösteriyorsun, onlara inanıyorsun. Çünkü o düşüncelere direkt atılıp doğru diyorsun. Kendine çok güveniyorsun. Belki de düşünceleri durdurmaya gerek yoktur, sadece onlara inanmamak gerekiyordur. Ne dersin? İşte düşünceler sadece beynin çarpıttığı, gerçek olmayan şeyler olup onların doğru olmadığını, sadece bir enerji olduğunu anlarsan onları artık kabul etmek zorunda olmadığını anlarsın. Ya düşün, dışarıda herkesin dediği her şeye inanıyor musun? E o zaman kendine niye bu kadar inanıyorsun? Kendine bile güvenme. Senin dışarıda düşmana gerek yok. Düşman bulmana da gerek yok. Tek düşmanın bu dünyada, bu hayatta kendisin. Unutma. Senin egon, nefsin, zihnin. Yani her bir kişinin dediği her şeye inanmak çılgınca olur değil mi? Ama zihnine inanmak, niye inanırız bu kadar? Şüphe bile duymayız ya. Her düşünceye inanıyor, atılıyoruz. Kendimizi sorgulamıyoruz. Hatta çoğumuzun farkına varmadığı şey ne biliyor musun? Çoğu düşünce bizim değil. Sanki onlar kiralanmış, ödünç alınmış şeyler. Bizim bile değil. Aile, öğretmen, arkadaşlar, toplum, kültür, değerler. Tüm hayatın boyunca kafanın içinde dolaşmasına izin verdim. O düşünceler senin haricinde, senin içine konulmuş şeylerdir. Sen yaratmamışsındır onlar. Onlar başkalarınındır. Yani sen onların beynin içine dolaşmasına izin veriyorsun. Hatta çoğu zaman o düşünceler geldiğinde o hafıza aklına gelir ve o düşünceleri bizzat söyleyenin sesinden bile duyabilirsin. Ama işte nereden geliyor? Gördün. Nasıl geliyor da? Bildin. Peki neden ona tutunuyoruz? Örnek veriyorum. Siz küçüksünüz. Biri size, aileden biri olabilir, biri olabilir. Sevgisiz, nazik bir biçimde olmadan size bir tepki göstermiş olabilir. Sana sevgisizce, nazik olmadan, olmayan bir şekilde sana değersiz, salak ya da başka bir şey demiş olabilir. Ya da ne olursa olsun. O zaman sınırlı bakış açınla daha iyisini, farklı bir şey bilmeyen sen elindeki en iyi imkanlarla ona tutunur, ona inanır ve ne olursa olsun doğru olmalı diye devam edersin. Ama kim diyor onun doğru dediğini? Belki onu söyleyen sınırlı bir bakış açısıyla söyleyen biriydi. Kendisini kötü hissediyordu. Belki o anki sinirle dediği gerçek değildi. Belki de mutsuz biriydi. Belki de onu dememesi gerekiyordu. Sinirle sonradan farkına vardı. Ama ne olursa olsun ona inandın ve kabullenip o düşünceyi sahiplendin. Ve o sahiplendiğin düşünceler senin içinde normalleşti. Kişiliğin oldu. Kişiliğinde davranışları dönüştü. Ve onu tutunarak hayatın boyunca bugüne kadar geldin. Kendinmiş gibi. Sanki onlar seninmiş gibi, seni tecrübe ettiklerinmiş gibi. Yani işte kendini gözlemleme, inceleme fırsatı bulursan, onu kendinde yaratırsan, çoğunluğun sen dediğin kendinin sen olmadığının farkına varırsın. Yani onların sen olmadığının farkına varırsan, o egonun, zihnin, hiçbir şeyin sen olmadığını görürsün. Hatta çoğu zaman o düşünceleri iyice dinlersen, daha önce dediğim gibi o düşünceleri söyleyen kişinin sesini bile hatırlarsın. Onun sesinden bile gelir yani o düşünceler. Yani sana her şeyi diyen zihnin, tüm dünyayı içinde topladığın, tüm kişileri, tüm sesi, her şeyi içinde toplayan o zihni gözlemleyip sen harici her şeyin orada olduğunun farkına varmak. İşte bundan dolayı zihin, sonra düşünceler, sonra duyguların seni kontrol ediyor. Sen onları kontrol etmiyorsun. Ne kadar sen başkalarının kendini kontrol etmesine izin vermiyorum, manipüle etmesine izin vermiyorum desen de onlar sonuçta birinden geldi değil mi? Sen yaratmadın o düşünceler. Hatta bırakın diyelim ki kendi düşünceleriniz, bizzat kendiniz yarattınız. O düşüncelere bile bakarsanız onlar bir fikir, görüş, bakış açısıdır. Limitli bakış açısıyla oluşmuştur. Örneğin yalnız, ihmalkar bir ailede büyüyorsunuz ve sana çok değer verilmediğini, çok sevilmediğini hissediyorsun. Çünkü seninle hiç gelmiyorlar, uğraşmıyorlar, değer vermediklerini hissediyorsun. Hep yalnızsın. Ve sonrasında direkt ders içinde hissedersin. Sanki kendinde bir yanlışlık varmış gibi düşünebilirsin. Ama bunların hiçbirine
O aile ihmalkar aile, aile sana dememiştir ki. Ama o ailenin sana vermediklerinden dolayı zihin onu oluşturur. O varsayım spekülasyonu oluşturur ve sen onu yorumlayarak ona inanırsın. Ama bu ailenin sana değer verip vermediği anlamına gelmez. Belki o kişilerin içinde sevemiyorlardır, gösteremiyorlardır. Kendi işlerinde problemleri vardır. Kaçtıkları kendileridir. Belki de bu yaptıklarının sebebinde senin özelinde bir sebebi yoktur. Kendileriyle ilgilidir. Ama sen onu direkt alıp kişiselleştirmişsindir. Ve hayatın boyunca o kafanın yarattığı yalan, düşünce, spekülasyona inanmışsındır. Hatta o düşünce duygulara, duyguların davranışlara, hayat bakış açısı ve sen oluvermiş olur bir gün. Hatta onlar öyle gün gelir sana acı cefa bile çektirebilir. Bakın tüm düşünceler A, B fark etmiyor. Hepsi aynıdır. Ama o düşüncelerin farkına varırsak bizi etkilemesine izin vermeyiz. Sorgularız, onlara tutunmayız. Hatta zaman gelir onlara güleriz. İşte asıl sorunun cevabı burada. Belki de düşünceleri durdurmaya gerek yoktur. Onları gözlemlemek, farkına varmak yeterlidir. Yani belki de o düşüncelere reaksiyon göstermeden gitmesine izin vermemiz lazımdır. Çoğu zaman insanoğlu limitli bakış açısıyla, o limitli bilgileriyle ilerlemeye çalışır. Genellikle bu karşılaştırmalar, kültürel bakış açısı, değerler olabilir. Yani örneğin ben fakirsem, benim param yoksa ve bu kültürel yapı toplum içerisinde fakirlik utanılacak bir şeyse, yani insan değeri genellikle para, zenginlikle ölçülüyorsa, onlara inanıp kendini kötü hissedebilirsin. Ama asıl değerin bunlarla alakalı olmadığını anlarsan, hatta asıl hayattaki değerin elindekiler olmadığını, hatta elindekileri nasıl verebileceğin, kendi kalbinden o güzeli, sevgiyi nasıl verebileceğinin olduğunu anlarsan, asıl değeri anlarsın belki de. Yani değerin elindekiler değil, elindekilerini nasıl verebildiğindir belki de. Belki de değer yoktur, belki de bir şey yapmaya da gerek yoktur. Belki de biz nasıl düşündüğümüze bağlı olmak zorunda değilizdir. Yani belki de değerimiz hiçbir şeye bağlı değildir. Belki de değer bizizdir, değeri biz yaratıyoruzdur. Belki de hepimiz eşit şekilde değerliyizdir. Belki de değer yoktur, o değerler düşüncelerdir. O düşüncelere teşekkür ediyor, şükrediyoruzdur. Yani değer dediğimiz kendimize ne kadar teşekkür etmemiz, ne kadar şükretmemizdir. Duygularını, hislerini kendini değiştirmek için neyi değiştirmek gerekir? Hayatı mı yoksa düşüncelerini mi? Düşüncelerini bir anda değiştirmek zordur. Ama yavaş yavaş mümkündür. Örneğin kafana sürekli sen hayal kırıklığısın diye bir düşünce geliyorsa, yapabileceğin tek şey ona reaksiyon göstermemek, inanmaman yani dikkatini ona vermemendir. O zaman sana onun etkisi olmaz. Dediğim gibi dikkat vermeyince beyin de artık ona alışacak ve onları getirmeyecek. Unutma, düşünceler gerçek değil, sadece bir enerjidir. Gerçek olmayan düşünceler sana hiçbir şey yapamaz. Ta ki sen onları gerçek yapıp kendinden daha çok inanırsan. Gönlünüzden sevgi eksik olmasın.